Hakiki iman nedir? Sual. Hakiki imana kavuşmak için ne yapmak gerekir? Cevap. İslamiyetin emirlerini yapmak, nefsin teskiyesi, yani küfürden temizlenmesi ve kalbin tasfiyesi, yani günahlardan temizlenmesi içindir. Nefs temizlenmedikçe ve kalp selamet bulmadıkça hakiki iman hasıl olmaz. Felaketlerden azaplardan kurtulmak için hakiki imana kavuşmak lazımdır. İman üç kısımdır. 1. Dinin hükümlerini bilmeyen, ana babasından gördüğü gibi ibadet eden, inanan kimselerin imanına taklidi iman denir. Böyle kimselerin imanının gitmesinden korkulur. 2. Dinin hükümlerini yani farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsidi ilmi halden öğrenip amel eden kimselerin imanına imanı istidlali yani delille anlayarak bilmek demektir. Böyle kimselerin imanı kuvvetlidir. 3. Ariflerin imanıdır. Herkes dinsiz olsa onun kalbine asla şüphe gelmez. Onun imanı peygamber imanı gibidir. Buna imanı hakiki denir. Akıl yoluyla kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de, nefsin teskiyesinden ve kalbin itminanından, yani hakiki imana kavuştuktan sonra kalpte hasıl olur. İşte böyle hakiki iman, yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Şu ayeti i kerime meali, bu müjdeyi göstermektedir. Biliniz ki Allah'ın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. Yunus Suresi 62. ayeti. Said bin Cübeyr Hazretleri diyor ki: Üç türlü kalp vardır. 1. Müminin kalbidir. Temiz ve sevgiyle Allahü Teala'ya bağlıdır. 2. Katı, ölü kalptir. Kimseye acımaz. 3. Hasta kalptir. Hastalık, münafıklık hastalığıdır. İlki kurtulucu, son ikisi ise azaptadır. Müminin kalbi selimdir. Kalbi selim övülüyor. Bir ayet-i kerime meali. Kalbi selimle gelen hariç, o gün mal ve çocuklar fayda vermez. Şuara suresi 88-89. ayetler. Muhammed Mansum Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala'yı tanımak iki türlüdür. Bir, ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi tanımak. 2. Tasavvuf büyüklerinin tanımaları Birinci şekildeki imanda, nefs azgınlığından vazgeçmemiştir. İman, hakiki değil, mecazidir. Bu iman gidebilir. İkincisinde, nefs de imana geldiği için, iman yok olmaktan korunmuştur. Ya Rabbi, senden sonu küfür olmayan iman istiyorum hadisi şerifi ve Nisa suresinin Ey iman edenler İman edin mealindeki 136. ayeti kerimesi de hakiki imanı bildirmektedir. Bu ayet hakiki imana kavuşun manasındadır. İmamı Ahmet Hazretleri ilim ve iştihatta çok yüksek dereceye sahip olduğu halde hakiki imana kavuşmak için Bişri Hafi ve Zünnunu Mısri Hazretleri gibi evliyanın sohbetinde bulundu. İmamı Azam Hazretleri de ömrünün son yıllarında Caferi Sadık Hazretlerinin sohbetinde bulunduktan sonra bu iki sene olmasaydı Numan helak olurdu. Yani hakiki imana kavuşamazdım buyurdu. Her iki imam da ilimde ve ibadette son derece ileri oldukları halde tasavvuf büyüklerinin sohbetinde bulunarak marifeti ve bunun meyvesi olan hakiki imanı elde ettiler. Senaullahi Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, tasavvufta fena makamına kavuşan muhakkak imanla ölür. Bekara suresinin Allahü Teala imanınızı zayi etmez mealindeki 143. ayeti ve Allahü Teala kullarının imanlarını geri almaz fakat alimleri yok ederek ilmi geri alır hadisi şerifi hakiki imanın ve batın ilminin geri alınmayacağını göstermektedir. Hubbu bu udu fillah olmadıkça da hakiki imana kavuşulamaz. İki hadisi şerif meali. Allah'ı sevmeyen ve onun düşmanlarını düşman bilmeyen hakiki iman etmiş olmaz. Müminleri Allah için seven ve kafirleri düşman bilen Allah'ın sevgisine kavuşur. Allah'ın dostunu seven, düşmanını düşman bilen kamil iman sahibi olur.